Tamam. Şimdi herkesin kafasındaki temel sorular şunlar. Büyük İstanbul depremi. Bir, ne zaman olacak? Büyüklüğü ne olacak? Merkezi neresi olacak? Şükrü Hocam'la harita üzerinde bunu konuşmak istiyorum. Hocam şimdi sizi oraya alalım lütfen. En önemli konular bunlar. Yani İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Büyüklüğü ne olacak? Tamam. Merkezi neresi olacak? Tsunami olacak mı? Sorular bunlar. Şimdi hocam ne zaman olacak sorusunun cevabı var mı? Şöyle, 1999 depreminden sonra bilim insanları dedi ki %65 olasılıkla 30 yıl içerisinde 7'den büyük bir depremi yaşayacağız. Bir daha söyleyin. 1999 sonrası şöyle bir söylem vardı bilim insanları arasında. Büyük olasılıkla 30 yıl içinde %65 olasılıkla 7'den büyük bir deprem İstanbul'da yaşanacak. Bugün Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi'nden şöyle demiş. 2030'lu yıllara kadar %64 olasılık. Ama bu 2030'u bekleyecek anlamında değil. Değil. Yıllara kadar diyor zaten. Yani yarın bile. 2050 yıllara kadar %75 olasılık. 2090'lı yıllara göre %95 olasılık. Evet. Yani süre arttıkça, zaman arttıkça olasılık yükseliyor. Tabii, gayet. Tabii. İhtimal yükseliyor. Gayet tabii. Yani şimdi demek ki 2030'lara kadar, 30'lu yıllara kadar %64 olasılıkla deprem olacak. Katılır mısınız bu görüşe? Tabii tabii. Yani Doğan Hoca değerli bir insan. 2050'li yıllara göre %75 olasılık, 2090'lı yıllara göre kadar da %95. Aslında çok basit bir hesaplama. Evet. Yani bir ihtimal hesabından bahsediyor. Tabii, tabii. 2030'lu yıllara kadar deprem olma ihtimali yüzde kaç? 64 diyor. 2050'li yıllara kadar deprem olma ihtimali yüzde kaç? 75 diyor. 2090'lı yıllara kadar deprem olma ihtimali kaç? %95. Neredeyse %100'e. Yani 2090'a kadar muhakkak bir deprem evet. olacak. Öyle anlaşılıyor. Evet. Ben bunu çok beğendim. Yani bu yaklaşımı. Bu 2030'lu yıllara kadar %64 demek yarın da olabilir, 2029'da da olabilir tabii, tabii. demek değil mi? Evet, aynen yani öyle. Öyle bakmak lazım. Evet, bölgenin deprem tarihine bakarak daha sonra da bir gelecek deprem için bir büyüklük seçiyorsunuz. Peki, büyüklük ne olacak? Büyüklük seçilen en kötü senaryo 7,5 büyüklüğünde olacak. Yine Doğan Hoca, Kandilli Rasathanesi'nden... 7.1, 7.2 olabilir diyor. Siz en kötü... En kötüsü 7.5. 7.5. Daha fazlasını beklemiyor musunuz? İstanbul'da 1509 depreminin 7.7 büyüklüğünde olabileceği düşünülüyor. Ama o zaman aletsel dönem değil. Ölçülemediği için. Ölçülemediği. Kaç yılında olmuş deprem? 1509. Onu İstanbul'un kaç olduğunu tahmin ediyorlar? 7.7 olduğu tahmin ediliyor. Ama diyorsunuz ölçülemediği için tahmin bu. Evet, yani. Evet. Belki 7.4 o deprem. Yani. Belki de öyle ama 7.5'a göre bütün senaryolar İstanbul'un deprem senaryosu ona göre. Peki 7.1 ve 7.2 de olabilir mi? Olabilir tabii. O da olur. Yani, hocam süre sürüm... peki süre ne kadar sürecek? Şöyle mesela 7.4 Kocaeli depremi 45 saniye sürmüştü. Bu biraz kırılma boyuyla da ilgili bir durum. Yani yaklaşık paralellik arz eder. Peki siz... bir tahminde bulunabilir misiniz Özay'ın sorduğu süreyle ilgili? Deprem süresiyle ilgili. Evet. Yani, yani deprem süresiyle ilgili bir tahminde bulunulabilir mi? Zor. Süresiyle ilgili kırılma boyuna bağlı olarak değişebilir. Mesela İTÜ'nün bir bu konuda senaryosu vardı. 40 kilometre kırıldığı zaman 7.2 verecek şeklinde bir açıklaması vardı. Süre? Süreyi vermemişlerdi ama 7.2 de yaklaşık bir 40 saniye falan sürer. 35-40 saniye sürer. Ha, kırılma boyutu tabii, yani, belirler süreyi. Evet, yer kabuğunun yırtılma hızına bağlı. Peki şu bizim yeni yaşadığımız depremde, Maraş merkezli depremde sürenin uzunluğu, kırılma boyutunun uzunluğuyla mı alakalı? Tabii yani MTA'nın açıklaması 7.3 metre yer kabuğunda toplam kayma var. Yüksek midir bu yani? Çok yüksek. Çok yüksek. Üstelik 1,5 dakikalık yaklaşık 80 saniyelik bir süre var. Peki olası İstanbul depreminde
kırılma boyutunu çok yüksek mi bekliyorsunuz? Ben onu göstereyim haritadan isterseniz. Tabii. Bakın deprem 1912'de şurada bir deprem meydana geldi. Şu elimin arasındaki kırmızı çizgi boyunca. Bu deprem Şarkköy Mürefte depremiydi. 7.4 büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyoruz. Çok ciddi can kaybı. Kaç yılında? 1912. 12. Başka ne biliyoruz? Şurayı biliyoruz. 1999'da Kocaeli depremi. Evet, şuraya kadar geldi. Ben yaklaşık gösteriyorum yerlerini. 1999'da Kocaeli depremi oldu. Şimdi bu iki deprem, şurada bir gerilim var. Bir de şurada bir gerilim var. Bu arası tek parça, iki parça, üç parça, onu bilemeyiz. Ama deprem olacak ve bu depremin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Peki süresi de diyorsunuz buradaki kırılacak olan parçanın uzunluğuna bağlı. Alakalı. Tabii. Yani bu bir kabilden öte değil ama yaşandığı zaman görülecek. Fakat genelde söylediklerimiz şeye doğruya yakındır. Biz ne gördük? 2019'da 5.8 yaşadık. Silivri açıklarında. Sanıyorum şuralarda bir yerde Silivri açıklarında 5.8 yaşadık. Bakın onda bile İstanbul'da hasarlar meydana geldi. Ulaşım çöktü. Ufak tefek yıkımlar meydana geldi. Bu büyük depremin küçük bir provasıydı. Onda bile bazı şeylerde sınıfta kaldık. Hatırlıyorsunuz. Yani şimdi bu söylediğimiz o 6 olduğunu farz edin. 7 olması için 30 kat daha büyük bir enerji. Tabii çok yani, merak et. Şimdi, peki o zaman şunu soracağım. Devam edelim. Çok güzel anlattınız. Yani arası mutlaka kırılacak. Yani anladım. Şurası gerilim taşıyor. Şurası gerilim taşıyor. Mutlaka kırılacak. Peki o zaman ne kadarlık bir bölümünün kırılacağıyla ilgili bir fikriniz yok mu? Yok ama tarihsel süreçler içinde bir kötü haberim daha var. Bir yıl içerisinde 7'den büyük 2 tane deprem olabiliyor Marmara Denizi'nin içerisinde. 1766 mesela 2 tane deprem. 1912 2 tane deprem. Şey gibi aynı Maraş depremi. Maraş depremi gibi şey Kocaeli ve Düzce depremi. 3 ay arayla. Bakın duble depremler olabiliyor. Bu burada da mı var. Öyle bir karakteristik var? Burada da öyle bir karakteristik var. Bu neyi getirir? Hasarlı binaların daha çabuk yıkılmasına getirir ki büyük hasar da çok olabilir. Peki merkez üssü o zaman denizde olacak yani. Tabii. Denizi olacak. Tabii. Kara üzerinde beklediğimiz bir yer yok. Sadece Kartal ve Tuzla civarında karaya çıkan küçük fay kolları var. Şuralarda o zaman. Yani evet. Nerede oluyor? Bakayım şuralarda olması gerekiyor. Zaten denizden geçen fay hattı da oralara yakın. Böyle küçük kollar var ama biz asıl beklediğimiz burada. Gayet tabii bütün konsantrasyonumuz orada olmakla birlikte Güney Marmara'da deprem oluşturabilecek faylar da var. Kuzey Anadolu fayının güney kolları var. Peki buralarda da deprem onlar da var. 7'lik, 7'nin üstünde oluşturabilir. Tabii. Amirakan çok özür dilerim. Tam bir felaketin içinde yaşıyorum. Özay. Ya şöyle bir sorun var hocam. 7.4 7 kilometre derinlikte oldu. Marmara depremini beklediğimiz deprem tahminen 25 kilometrelerde derinliklerde falan olacak galiba değil mi? Mesela derinlik bize verdiği zararı ne kadar fark ettirecek? Şöyle sığ depremler şiddetli hasar yaratır. Yüzeyde olduğu için enerji soğurulmadan yüzeyde yayıldığı için aynı Maraş depremlerinde olduğu gibi hasar derecesi büyük olabilir. Sığ depremlerin öyle bir özelliği var. Marmara için de geçerli mi bu? Yalnız sadece büyüklükte bakmamak gerekiyor. İvme değeri önemli. Yani mesela Maraş depremleri dediğimiz depremlerin ivmesi nedeniyle hasarlar büyüktü. Hı hı. Yani bazen o büyüklükteki depremden daha küçük bir deprem ivmesi çok yüksekse onun kadar zarar verebilir. Peki hocam. Büyüklük tek kriter değil. Şurası İstanbul değil mi? Evet. Burada görmüyorum bir fay hattı. Orada yok, kara üzerinde yok. Kara üzerinde yok. Yok. Peki. Yer yer işte dediğim gibi Tuzla'da küçük çekmece, büyük çekmeceye böyle verev giren kollar var. Ama onların da ne kadar aktif olduğunu çok kontrol edemiyoruz. Niye? Mikrosismisite dediğimiz küçük depremler yaşanmalı ki biz oranın bir aktifliği konusunda yorum yapabilelim. Çok yoğun değil. O zaman böyle bir karada Maraş'ta olduğu gibi fay hattı görmeyeceğiz yani karada böyle hani gördük ya karadaki. Görmeyeceğiz.
Denizde çünkü. Kocaeli'nde gördük ama orada görmeyeceğiz. Peki bir şey soracağım. Denizde olacaksa akla ilk gelen kelime tsunami. Tsunami olacak mı? Genellikle hep deprem konuşuluyor. Tsunami konuşulmuyor. Bu yanlış. Depremden söz ediyorsak Marmara Denizi'nin içerisinde tsunami'yi de beraber konuşmak olacak gerekiyor. Olacak yani. Şöyle. Yaklaşık istatistik olarak dünya istatistiklerinde her 3 depremden, deniz içindeki her 3 depremden birinde olabilir. Olması için de denizin tabağında düşey bir hareketin olması gerek. Yanal hareket değil de düşey bir hareketin olması gerek. Ha, bu depremin yani şu fayın... Bu normalde yaratmaz. Çünkü yanal hareket ediyor. Peki yanal hareket edeceği kesin mi? Tabii yanal hareket edeceği kesin. Düşey hareket etkisi gelse öyle bir şey olmaz. Peki ben yine tsunami olabilir diyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Marmara Denizi'nin içinde 3 tane derin çukur var. Tekirdağ, Çınarcık ve Orta Marmara Çukuru. Bu çukurların derinlikleri 1200 metreye aşkın. Oo. Ve bunlar tektonik çukurlar. Öyle rastgele çukurlar değil. Peki sallantıda ne olacak o çukurlardan? Bravo. Asıl soru o. Deprem olduktan sonra o sarsıntı çukurun etrafındaki çamurları silkelediği zaman denizaltı yayılanı olabilir. O zaman bazı yerlerde yersel çok yüksek dalgalar olabilir. Ama genellikle yapılan 50 senaryo var burası için. 3 metreyi aşmadığı düşünülür. 3 metreyi aşmadı. Ama suyun öldürücü derinliği 1 metre bile öldürücü bir derinliktir. İstanbul'u biliyorsunuz bütün sahiller 24 saat boyunca arabalarla, araçlarla ve insanlarla dolu. Ne demek ya? Tabii 3 metrelik bir tsunami. 1 metre de olsa, 50 metre gelse, geri çekilse bütün araçlar denizde olacak. Denizde olur. Tabii tabii. Yani onu tsunami dediğimiz şey de bu. Evet. Yani onu dikkate almak gerekiyor. Yani bir yanıyla şanslıyız. Bu kırılma ne diyorsunuz? Yanal mı? Yanal bir hareket yaparsa normalde olmaz. Yanal hareket tsunami'ye yol açmaz. Bu kırılma da genellikle yanal olacak diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yanaldan bir tsunami beklenmeyebilir ama kötü haber Bu sarsıntının yarattığı devam edin. Hareket çukurlardaki çamurları denizaltı heyelanına dönüştürebilir ve o da bir tür tsunami'ye yol açar. Tabii, o oluşacak olan şeye tsunami mi diyeceğiz? Evet, tsunami diyeceğiz. Çünkü tsunami'nin oluşma mekanizması sadece deprem değil, volkan var, göktaşı var. Peki o denizaltı heyelanı dediğiniz şeyin olmama ihtimali de var mı? Var tabii. Yani diyorum zaten dünya istatistiklerine baktığımızda deniz içi depremden 1/3'ünde tsunami oluyor. Peki bu deniz içi fay hattı tarihte hiç kırılmış mı? Çok. Tsunami olmuş mu? Var tabii, mı? Tabii. Kayıtlar en son mesela Osmanlı döneminde var 1894'te. Tsunami geçiyor mu? Tabii. Kıyılardan suyun çekildiğini, sonra peş peşe geldiğini, donanmada ya da gemilerde zarar verdiğini. Bunlar hep kayıtları var. Osmanlı kayıtlarında var. Daha öncesinde de var surları açtığı konusunda. Peki tsunami deyince benim aklıma hani bu şeyde oldu. Nerede oldu ya? Endonezya'da mı? Endonezya'da oldu. Japonya'da oldu. Böyle dev dalgalar geliyor. Öyle olmayacak herhalde. Ya burada dev dalgalar olmayacak. Fakat Doğu Marmara için aynı şeyi söyleyemem. Doğu Marmara denizaltı. Neresi orası? Tuzla. Ve Çınarcık tabii yani şu bölgeler Rin deniz içinde heyelan olmaya yatkın kütleler var. Biz onları arkadaşlarımız araştırıyor, buluyor. Denizaltı araştırmalarıyla o kütlelerin orada heyelan oluşturabilir olduğu. Dolayısıyla ne yapar yani buralara? Tabii heyelan olduğu zaman bu yersel olarak bu bölgelerde biraz daha yüksek dalgalar olabilir diğer yerlere göre. O dalgalara dev dalgalar diyebilir miyiz? Oradaki biraz yüksek olabilir. Ben şimdi çok sayı vermek istemiyorum o konuda. Uluslararası yayınlarda bile yayınlandı bunlar. Fakat senaryo sadece orası üzerine olmuyor. 50 tane deprem senaryosu var. Ne demek 50 senaryo? Yani şöyle. Yani 50 ayrı şey olabilir anlamda. Bravo. Yani 50 tane ayrı deprem yeri belirliyoruz. Diyelim ki mesela deprem şurada meydana geldi. Bunun yaratacağı tsunami bilgisayarda modelleniyor. Buradaki dalgalar kuzey kıyılara, güney kıyılara kaç dakikada gider, kaç metre yükseklikte olur, kara içine ne kadar girer,
Bunu, bu soruların cevabını buluyorsunuz. O zaman siz tek tek şuraya bakıyorsunuz, bunu senaryolaştırıyorsunuz. Yani tek tek bu fay hattının nereleri kırılırsa neye yol açar? Tabii. Peki bütününün kırılma ihtimali var mı? Var tabii. Yani bütününün kırılma ihtimali de var. Ve depremin yakın... Nerede hareket... Çok özür dilerim. Estağfurullah. Merve'de mi hareketlik? Ne oldu? Ha Şükrü Hocam. Şükrü Hocam bir... Ya o evet böyle bir tuhaflık oldu. Hani Merve dedik... Malatya dedik, birden tak diye kestik ya, onu bir son cümlemize edelim, öyle kapatalım, beraber kapatalım, gelin. Yani en son tsunami konuşuyorduk değil mi Onur? Evet. Tsunami konuşuyorduk. Sizin cümleniz yarım kalmıştı. Yani sonuçta diyorsunuz ki siz, ben onu hatırlıyorum. Biz diyorsunuz kırılma hattı olarak olası kırılma hattını biliyoruz. Her bir bölge için... Bura kırılırsa ne olur? Bura kırılırsa ne olur? 50 senaryo çalıştık. Evet. Bu her 50 senaryoda da tsunami tehlikesi potansiyeli var mı? Tabii ona göre simülasyon yapılıyor bilgisayarda. Sadece onunla değil, Marmara'nın güney ve kuzey kıyılarında ben de içine katıldım. Uluslararası bir ekip vardı. Kazdık, eski tsunami'nin izlerini bulduk. Toprağın içerisinde şeylerini bulduk. Peki devlet biliyor mu bunu? Tabii tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde eskiden beri bu senaryolar var. Artık şey yapılıyor, sakının planları yapılıyor. Mesela Büyükçekmece'de başladı. Artık tabelalar var. Burası tsunami bölgesi. Eğer tsunami... Ona göre asıldı o tabelalar. Tabii. Gördüm o tabelayı. Tabii. Evet evet. Burası oklar tsunami var. Bölgesi. Evet, çünkü o anda şaşkın olabilirsiniz. Oklar sizi yönlendiriyor. Bu yönden gidin. Güvenli bölgeye gidersiniz diye. Su basacak alanlar haritalanıyor. Seni o hattan çıkarmaya çalışıyor. O bölgeden çıkarmaya çalışıyor haritalar. Çok zor çıkarız o bölgeden valla. İstanbul yani, çok karmaşık bir yer hocam. Öyle. İstanbul gerçekten onu ayrı bir konuşmamız gerekiyor aslında. Yani. Bir akşam bir kez daha konuşuruz. Evet, İstanbul'u tekrar ele alırız. İstanbul çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Değerli hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Özay, ediyorum. Özay çok sağ ol. Hande. Bekle. Hande de Ankara'da. Hande'yi de bir göreyim. Hande çok teşekkürler.